Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırkımız, kıynamsız yıktınlar ekranımız olsun. İstanbul'da ken kölemlik 5. İyul namayişi elip verildi. Xitay tajavuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida 2009 yili 7 ayning 5 kuni elib borgan va tarixga Urumchi qatliami deb yozilgan qatliamga bugun dal 9 yil o'tdi. Bu qatliam xalqimiz qalbida yanali tunugunkidek turmoqda va xalqimiz qalbidagi Xitoyga bo'lgan o'chmanlik kunsiri kuchaymoqda. Shundaqli Xitay tajavuzchilari Urumchi qatliamidan keyin mo ta hozirgacha xilma-xil ism bilan qirg'inchilik elib bormoqda va xalqimiz tarixida ko'rib boqmagan darajada qattiq bostirishni beshidan o'tkazmoqda. Bugun ana shu qalliq Urumchi qatliamining 9-yil yili munosabati bilan shundoqli Xitoyning hozir vatanimizda elib berayotgan atalmish tarbiyalash nomidagi jazo lageri siyosati, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati, ona tilimizni butunlay yo'q qilib asimilyatsiya qilish, dindan yanishga majburlash, hatto meyitlerimizni köydürüşküçü bolgan sanap tügetküsüz bastırış siyasetlerge karşı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik tarafından ken kölemlik namayiş uğrullaştırıldı. Namayişka bugün ettigendin başlapla İstanbul'un her kaysi caylarından hareket kılgan minlarca Şarkı Türkistanlık Uygurlar İstanbul Sarıyer Tarabya'daki Xitay konsulhanesi aldığı karab terap terapdın yolu çıktı. Namayişka 10 mingi yakın kişinin katnaşkallığı kayıt kılınan bulup halkımız koçularga patmayı kaldı. Xalqimiz oldi bilan Tarabya sohilida yig'ilgandan keyin soat 12 yarim atrofida Xitoy konsulxonasi joylashgan tarafga qarab har xil shuarlar bilan mengishqa boshlandi. Qatnashgan odam soni bak ko'p bo'lg'ashqa burunqidan farqliq darajada ko'p sonda soqchilar va bexatarlik xodimlari vazifa o'tabli qolmay, Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan maxsus o'rinlashtirilgan 100 nafar yosh bexatarlikka mas'ul bo'ldi. Namoyishchilar qotil Xitoy Sharqi Turkistondan yo'qol, mazlumlar bu yerda inson haqlari qayerda? Haq, huquq, adolat Sharqi Turkistonga hurriyat. Sharqi Turkiston turkdir, turk qoladi. Fashist Xitoy Sharqi Turkistondan yo'qol. Jazo lagerlari taqalsin. Xitoy ziminimizdan yo'qolsin. Uylarimizda Xitoy mehmon xolimaymiz degandek shuarlar bilan konsulxonaga xeli yaqin joygacha keldi. Ve şu yerde teşkilat mesulleri ahbarat ilan kılış yığını açtı. Ahbarat ilan kılış cereyanda Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Eza Teşkilat mesullerinden başka, davayımızı yıkındın köngül bülüp kilovatkan ülkü ocakları bilen Alperen ocaklarının mesullerimi hazır buldu. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi ve Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan Ürümçi Katliami ve Xitay'nın vatanımızda elip berivatkan xilma-xil bostirishlarini va Uyg'ur xalqining talabini o'z ichiga olgan axborot e'lon qilish yig'ini ochdi va mundoq dedi. 3-chi Do'u Turkiston xalqi daha chin nazik kamplarining yaratdi dahshat va travmasidan kendine gelememişken hepimizi sarsan ve sabrimizi taşıran Çinli Uyg'ur kız ikiz aile genelgesi yürürlüğe girdi. Bir taraftan bölgede Uygur, Kazak ve Kırgız olmak üzere bütün Doğu Türkistan toplumunun büyük bir kısmı Çin Nazi kamplarında esir tutulurken diğer taraftan sözde kardeş aile projesiyle Çinli göçmen erkekleri evlerimize yerleştirmektedir. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli kardeşlerim, bundan tam 9 yıl önce Ürümçi'de yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için başta Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere aziz Türkiye'miz, Türk İslam dünyası, uluslararası insan hakları kuruluşları ve hür dünya devletlerini göreve davet ediyoruz. Başta 5 Temmuz Ürümçi şehitlerimiz olmak üzere Barın'da, Gulca'da, Ürümçi'de, Yarkent'te, Lükçün'de, Hoten'de ve halen Doğu Türkistan'ın dört bir yanında yaşanmakta olan baskı ve katliamlarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyor ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Keyin ülke ocakları İstanbul reisi Kazım Efendi söz kıldı. O sözde Xitay'ın vatanımızı elip berivatkan bütün bastırışlarını takip kılıp duruvatkanlıkını
Xitay icra qılıb atqan bu zulümlərğa çoxum hesab beridigan günnin kildiganlığını bildirdi. Şundaqla sözlərgə ilava qılıb biz birləşkəndə məsələ faqat Şərq Türkistan bilənlə çəkilinib qalmaydı. Bəlkə Beycindəki Xitayının taxtımı təvrəydi digərlərini bildirdi. Getdiyi zaman önümüzdəki bütün büyük sıkıntıları aşacak. Ben Türkistan'da yaşanan sıkıntıların farkındayız. Geçtiğimiz yıllarda dilimize, dinimize, maneviyatımıza, milliyetimize mücadele olardı. Artık evlerimize asıl sokmak suretiyle namusumuza dahi gözü atıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Olayları yakından takip ediyoruz. Tüm Türk milleti Doğu Türkistan'daki her Müslüman Türk evladı için her gece dua etmektedir. Onların acısıyla dertlenmektedir. Doğu Türkistan'da yaşayan herkese bunu böyle bilmelidir. Allah'ın izniyle gün gelecek. Doğu Türkistan yaşamış olduğu bu zulümden evet kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Arkadın Türkiye Alperen Ocakları İstanbul Reisi Kürşat Mican söz kıldı. O sözü de bu katliamını herkese unutmaydıqanlıqını, Xitayning Sharq Turkistonda elib beribotgan qirg'inchilik siyosatini qattiq ayiblaydiganligini, buningga Turkiyani idora qilibotgan davlat odamlarining jiddiy siyosat ishiltishi kerakligini bildirish bilan birga, bosh minister Binali Yildirimning ismini bermasin, o'tganda qilgan Xitayning zimin butunligi biz uchun muhim degan so'zlarini xotirlatgan holda, ba'zi davlat odamlarimiz bu so'zlarni ishlatmoqda. Ammo shu aniq bilinishi kerakki, Sharq Turkiston Xitayning zimini emas. O işgal kılınan Türk tüpürüğüdür, diğerlerini bildirdi. Bakın bazı devlet büyüklerimiz diyor ki, Çin'in toprak bütünlüğünden yanayız. Evet, Çin'in toprak bütünlüğünden yana olabilirsiniz. Biz de toprak bütünlüğünden yanayız diğer devletlerin. Ama Doğu Türkistan, Çin'in toprağı, vatanı değildir. Doğu Türkistan... vatanımızdır. Ve buradan çağrımız Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de Müslümanlar, Türkistan dünyasının neferleri zulme maruz kaldığı zaman nasıl İslam İşbirliği Teşkilatı bir araya geliyorsa, nasıl Yeni Kapı'da devasa devletin aracılığıyla mitingler yapılıyorsa, Doğu Türkistan'da insanlık ölüyor, artık onlar için de devasa mitingler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanıp Müslümanlığımızın, inancımızın, imanımızın gereğinin yapılmasını istiyoruz. Namayışkı yana ötken yeli Mısır'daki zalim Sisi hükümetinin Xitay bilen birleşişi neticesindeki Uygur okuğucularını tutkun kılış hareketi de aerodrom port ve öylerden tutup getirilen İlyasyan Rahman, Muhammed Ahmet, Abdurrahim Azad, Muhtar Rozi, Abdugappar, Muhammed Abla Ataullah Katarlıq Bigunah 6 yigitimizin ayallarımı katlaştı. Ve özlerinin kılçı boşaşmasın, erlerinin izdirikini kılıvatkallıqını, zalim Xitaylarga asla boy əgmeydiqallıqını bildirişdi. Akbarat elan kılış yığını ahırlaşkan deyken, teşkilat mesullerden bir grup kişi, Xitay konsulhanısı aldığa qari gülçemberek koydu. Türkiye'de qari gülçemberek insaniyetki karşı cinayet işligerlerge karşı narazılıq bildirgende koyuludu. Şu esnada namayışçılardan bir grup yaşlar Xitay konsulhanısıqı besip girmekçe bolgallıqtın, Sakçılar bilen namayışçılar arasında ciddi cedel çıktı ve mesullarının müdahale kılışı bilen besikti. Arkadan Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklemekan bütün yaşlarına başlamcı bulup vatanımız üçün vatanımızı harlanıp atkan halkımızı kutkuzuş, hür müstakil vatanımızı kolgu keltiriş üçün hizmet kılışka kasemiyat kıldırdı. Ahırda Şarkı Türkistan Ülümalar Birlik'ten Ustaz Mahmutcan Damollam şehitlerinin ruhiga atap Kur'an tilavet kıldı. Ve Ustaz Habibullah Kösani namayışının ehmiyet hakkıdı söz kıldı. Namayış faaliyetine köpsanda ahbarat vasıtlarının muhbirleri katlaştı. Ve dünyadanlık El Cezire kanalı Nah Meydan'dan tarqatdı. Namayış çeryani Türkiye'deki danlık televiziya kanallarından TRT1, NTV, Haber Türk, CNN Türk Katarlık televiziya kanallarından başka yana Nurgun nüfuzluk gezetlerinin internet sahipelerde tefsili haber verildi. Beşinci iyul katliami Türkiye'nin Kayseri şehirde mu lanetlendi. Bugün bütün dünyada keng kölemde elip berilibatkan Ürümçi katliami narazılık namayışı Türkiye'nin Kayseri vilayeti yaşayabatkan Uygurlarımız tarafında mu elip berildi. Namayış Kayseri'deki Şarık Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti tarafından elip berilgan bulup Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ötküzüldü. Namayışka köp sandı halkımız katlaştı. Namayışta Cemiyet Reisi Seytüm Türk Efendi ahbarat ilan kıldı. O sözde
Xitay rejimini nefret bilen ayıplaydıganlığını bildirip, dünyanın bu katliamğa nispeten sükut kılganlığını bildirdi. O 5-nji iyul Ürümçi katliamını esiltip ötkendeyken, bugün Şarq Türkistan halkının 5-nji iyuldan mı qattıq katliamğa duş kelibatqanlığını, Ürümçi katliamında minglarca kişi katli kılınğan bolsa, bugün milyonlarca Şarq Türkistanlıqning Xitayning nazi lagerlarda azap çekibatqanlığını ve bularga dünyanın sükutta ve körmes bulvalganlığını bildirdi. Şunaqla Şarq Türkistan her günü katliam bilen tilgi elinişten zerikti. Xitay katliam kılıştın zerikmedi. Bizler mi bu katliamlarını hatırlaştın zeriktuk digerlerini bildirdi. Devletimize yük olmayalım, devletimize sıkıntı yaratmayalım, devletimize biz bari olsun susarak, sukut ederek, haya ederek devletimize saygımızı gösterelim dedik. Seçimler bitti ama şimdi gerçekleri söyleme zamanı. Seçim bitti, Allah'a şükür milletin iradesi, Cumhur'un ittifakı bugün tecelli etti. Milletin iradesi bütün engelleri aşarak bugün iktidar oldu. Şimdi AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız, bütün mazlumların lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta, Türk dünyasının lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, parti programında Türk dünyasını, esaretteki Türkleri kendisi için düstur edinmiş olan ve kendisi için hedef edinmiş olan Milliyetçi Hareket Partisi camiası Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu liderin emaneti olan Büyük Birlik Partisi ve onun devamı olan Mustafa Destici Bey, sizler bu milletin sağlam iradeleriyle, bu milletin helal oylarıyla iktidara geldiniz. Şimdi Doğu Türkistan için bir şey yapmak lazım değil mi? Doğu Türkistan için görev zamanı değil mi? Doğu Türkistanlığın hak ve hukukunu gündeme getirmenin zamanı değil mi? Bu millet sizden bunu bekliyor. 35 milyon mazlum Müslüman Uygur Türk'ü bugün Türkiye'nin gözünün içine bakarak bize ses yok mu? Bize yardım yok mu? Bizim sesimizi duyurmayacak mısınız diyerek adeta o kamplardaki 5 milyon Doğu Türkistanlı kardeşimiz, 35 milyon Doğu Türkistanlı soydaşımız, dindaşımız, Türkiye'den gelecek olan hakkaniyetli, adaletli ve dik duruşlu bir cevabı bekliyor. Biz buradan... Bugün bütün dünyada Uygurlar Ürümçi katliamını hatırlap namayış kıldı. 5-nji iyul Ürümçi katliamının 9-nji yılı münasebeti bilen bütün dünyada gazapki tolgan Uygur halkı özleri turuvatkan devletlerde keng kölemlik namayışı ilip bardı. Amerika'daki Uygurlar Aksaray aldı ve Xitay konsulhanesi aldı da Dünya Uygur Kurultayının pehri reisi Rabia Kadir Hanım'ın yetekleşi de namayışı ilip bardı. Namayışta Rabia Kadir Hanım söz kılıp, Ürümçi katliamındaki şehitlerini esleş bilen birge dünyanın her kaysi yerlerdeki Uygurlarının bugün matem tutuvatkanlığını ve kıyrındaşları üçün her kaysi devletlerde namayış kılıvatkanlığını bildirdi. Bilgiyedeki namayış, Bilgiye paytaxtı Brüssel'deki Avrupa İttifakı Parlamenti aldıda köp sanda Uygurlarının katnışı bilen elip verildi. Namayışka hazır Avrupa Parlamenti'deki bir yığın katnışı vatkan Dünya Uygur Kurultayı Reisi Dulkun Eysa Efendimi Çüşlük demeliş pürsüsünün paydalanıp çıkıp namayış kılıvatkan halkımızı salamladı. Kırmaniyanın Münhin şehridimi Nurgun halkımız Xitay konsulhanesi aldığı yığılıp 5-nji iyul kallık kırgınçılıkını lanetledi. Kanada'nın her kaysi şehirlerde yaşayavatkan Uygurlar Kanada'nın Ottawa'daki Xitay konsulhanesi aldığı namayış ilip vardı. Gollandiya'daki Uygurlarımız Avrupa Şarq Türkistan Mağarip Cemiyeti'nin teşkilleşi bilen Den Haag Parlament binası aldığı keng kölemlik namayış ilip vardı. Namayışta yaşlarımız pütülley herbi kıyımlarını keygen, kollarda ayıltızlık bayraklarımızı tutkan halda istiklal marşımızı okudu. Arkadan yaşlar Xitay'a karşı küçülük şuarlarını tovlaştı. Şunlarla Gollandiya hükümetine xitap qilib, Xitay tajavuzchilarining vatanimizni qandoq bostirish elib berayotganligini, hatto Gollandiya puhrosi bo'lib bo'lgan Uyg'urlarga mu har xil besim ishiltishga urinayotganligini bildirib, Xitayning bu besimini asla qabul qilmaydiganligini ta'kidlashdi va Gollandiya hukumatini bu yo'lsizliklarga qarshi harakatga chaqirdi.
Norvegiya Uyğur Komitetining tashkillashi bilan elib berilgan namoyishmi nihoyat keng ko'lamda elib berilgan bo'lib, Norvegiyaning har qaysi joylaridan kelgan 300 dan ortiq qarindoshlarimiz yoshlarimizning alohida tayyorligi va tashkillanishi bilan zo'r ko'lamda nihoyat o'ngishliq ham tartiblik elib berildi. Uyg'urlar va 5-iyul qirg'inchiligi tushundirilgan 1500 norvegcha va inglizcha tashviqot variqi tarqitildi. Bo'shkitki bo'vaqlarimizdan tartib qo'zg'ulib chiqqan bu namoyish bugun Ostonning asosliq ko'chasini ko'k bayroq va lozunkalarga purkab, Uyg'urlarning jaronliq shuarlari bu davlatga Uyg'urlarni yana bir qitim tunutdi. Yaponiyada o'tkazilgan namoyishmi burunqi yillardagiga qaraganda alohida cho'ng ko'lamlik o'tkazildi. Namoyish Yaponiyada faoliyat qilayotgan Ilhom Mahmud va Turmuhammad Hashimlarning tashkillashi bilan elib berilgan bo'lib, Yaponiyadagi Uyg'urlardan boshqa Uyg'urlarni qo'llaydigan yaponlarmo qatnashdi. Avstraliyada o'tkazilgan namoyishmi nihoyatda keng ko'lamda elib berilgan bo'lib, namoyish qatnashgan xalqimiz jaronliq sadolari bilan Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan qonli qirg'inchiligini ayibladi. Shvetsiyadagi xalqimiz bo'lsa, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining tashkillashi bilan Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda bugun soat 14 da keng ko'lamlik namoyish elib bordi. Fransiyada mu Uyg'urlar keng ko'lamlik namoyish elib berib, Xitoyning vatanimizda elib berayotgan qirg'inchiligini ayibladi. Uyg'ur lonqisi futbol musobaqasi boshlandi. 4-iyul Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Virginiya shtatida 4-chi navbatlik Amerika Uyg'ur lonqisini talashish musobaqasi boshlandi. Musobaqaga Virginiya shtatidagi Taklimakan va Uyg'ur birligi komandasi, Los Angeles Uyg'ur komandasi, San Francisco Uyg'ur komandasi, Uyg'ur Bug'da komandasi, Maryland Uyg'ur komandasi qatorliq 7 komanda qatnashdi. Bu qitimki Amerika Uyg'ur lonqisi futbol musobaqasining ichilish marosimi 4-iyul kuni tushda Virginiya shtatidagi Falls Church shahrida o'tkazildi. Faoliyat boshlanish oldida bu qitimki futbol musobaqasiga qatnashadigan topchilardan Uyg'ur birligi komandasining a'zosi Shirali bu musobaqa haqida qisqacha tushuncha berib, o'zining shaxsiy orzusidan boshqa futbol musobaqasini vosita qilib turib, Uyg'urlarni dunyoga tunutish orzusining bakirak kuchlik ekanligini bildirdi. Bu qitimliq faoliyatga Uyg'ur jamoatlari yiroq yaqindan kelib qatnashgan bo'lib, faoliyat boshlanganda butun zal jo'shqin yoshlarga liq to'lgan edi. Ichilish marosimi Sharq Turkiston istiqlol marshi bilan boshlandi. Uzun yillardan buyon xolisona holda Amerikadagi futbol komandalariga mashg'ulot qilib kelayotgan Jur'at Zohir o'zining ta'sirotini so'zlab, Uyg'ur jamiyati eg'ir zulmga va bostirishga duch kelayotgan hozirgidek vaziyatda Uyg'ur yoshlarining mushundoq bir musobaqa uchun jam bo'lganligi bir inqilob ekanligini bildirdi. Oxirida Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshod musobaqa haqida to'xtalib, bu faoliyatni har qaysi Uyg'ur tashkilotlari va jamoatining moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashidan Uyg'urlardagi o'mlik va Uyg'ur da'vosini qo'llash ruhini yana bir qitim ko'rib olg'ili bo'ladi dedi. Kanada gazeti lagerlar haqida xabar berdi. 4-iyul Kanadada chiqadigan Yer shari va pochti gazetida Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlaridagi chidog'siz ruhiy va jismoniy qiynashlar haqida xabar berildi. Xabarda Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan yig'ilish lagerlarining ichki tuzumi va lagerdagi tutqunlarning kundalik hayotiga doir ba'zi tafsilotlar oshkorlandi. Yer shari va pochti gazetining muxbiri Nathan Vander Klip lagerdan qutulib chiqqan Uyg'ur ayolni ziyorat qilib, lagerda qamalganlarning Xi Jinping va kompartiyaga sadoqatmanlikni bildirishga, islom e'tiqodini ahmoqlik deb ayiblashga majbur qilinganligini, Xi Jinping ulug', kompartiya ulug', men rais Xi Jinping va kompartiyaning menga yordam qildiganligini tunib yetmagashga, jazolanishim haqliq deganlarni takrorlashga majbur qildiganligini, ruhiy va jismoniy besimda ba'zi tutqunlarning o'lib-o'lishga uringanligini, lagerlardagi tutqunlar yana madaniyat, diniy e'tiqod, siyosiy jihatlarda o'z-o'zini tanqid qilishga majburlanganligini, hatto tutqunlarni mening ruhim eg'ir kasal bilan yuqumlandi. Bu dunyoda xudomi yo'q, men xudoga ishonmayman. Men faqat kompartiyaga ishonaman degan so'zlarni qilishga majburlaydiganligini. Men qudratli davlatimizning qonunlarining kuchini bilmabdiman. Xi Jinpingga rahmat aytmabdiman degan so'zlarni takrorlashga majbur qildiganligini oshkorlagan. Xabarda yana germaniyalik mutaxassis Adrian Zenis bu haqda to'xtalib, hozir Uyg'ur umumiy nufusining oz deganda 10% yig'ilish lagerlarida ishkanligini bildirganligimi qayd qilindi.
Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkücü əslərini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arxısındaki barlı xizmət daşırmağa köptün köp rahmet edimən. Assalamu alaikum ve rahmetullah.